Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda dönüşüm konusundaki 12. testin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum testi çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzleminde bir noktaya dönüşümlerinden hangileri uygulanırsa oluşan görüntü başlangıçtaki nokta ile çakışır. Evet bakalım x eksenine göre yansıma. Y eksenine göre yansıma. Y eşittir x'e göre yansıma ve orijine göre yansıma. Hmm. Şimdi başlangıçtaki noktayı elde edeceğim. Mesela noktamız burada olursa. Ben e, 1 ve 2 dersem 1 ve 2. Hocam x'e göre yansıtırsam burası y'ye göre yansıtırsam burası. Aynı görüntüyü elde ettik mi? Hayır. 1 ve 2 olmadı. Sonra 1 ve 3'e bakalım. x'e göre yansıması şurası. Sonra y x'e göre yansıması. y eşittir x de şu olduğuna göre. Buna göre yansıması da burası oluyor. Oldu mu? Yine olmadı. Sonra 2 ve 4'e baksam y'ye göre yansıması. Bunun y'ye göre yansıması burası. Ve 4'e bakıyorum orijine göre yansıması. Orijine göre yansıması da burası yapıyor. Yine olmadı. Sonra D bakalım. 1, 2, 3. X'e göre yansıt. Şu. Sonra y'ye göre yansıt. Bu. Sonra ne diyor? 3. Y eşittir x'e göre yansıması. Y eşittir x'e göre yansıması da şu üstünde oluyor zaten. Ya da buraya olsa şuraya gelecek. Buradaki noktaya gelmiyor. Hadi bakalım cevap E şıkkı demek ki. 1 ve 2 diyor. X'e göre ve Y'ye göre yansıt. Sonra orijine göre yansıt. X'e göre yansıttım bu. Sonra Y'ye göre yansıttım bu. Sonra orijine göre yansıttım. Orijine göre yansıtınca da bu noktaya geldim. Evet. Cevap öylelikle Edrebit yaptı arkadaşlar. Birinci soruda. Geldik 2'ye. T ve N pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Dik koordinat düzleminde M noktası T birim sola. Evet. Ben bunu T birim sola. Arkadaşım. Sağa sola gitmelerde x eksenine göre değişim olur. T birim sola diyorsam buradan T çıkartacağım anlamında. Ee, N birimde yukarı. Yukarı aşağıda Y'si değişiyor demektir. O zaman buna ne ekleyeceğim arkadaşlar? Ne ekleyeceğim? Evet ne ekleyeceğim? Yani E'den T çıkartacağım. Y'ye de ne ekleyeceğim? O da hangi şıkta arkadaşlar? B şıkkında var. Evet sağa sola gitmelerde x ekseni oynar. Yukarı aşağı gitmelerde Y ekseni oynar. Yukarıda artı aşağıda eksi sağda artı solda da eksi diyeceğiz. İkinci soru balık kesir 3'e geldik. Birim kareleri ayrılmış aşağıdaki dik koordinat düzleminde şekilde beşgen verilmiş. Bu beşgenin orijin etrafında saat derece 90 derece döndürüp görüntüsü çiziliyor. Buna göre bu noktalardan hangisi değildir diye soruluyor. Arkadaşım 90 derece döndürmeyi halledeceğiz. Şöyle yapabilirsiniz. Kağıdı böyle 90 derece çevirip e, burası birinci bölge oluyor o zaman. Buradaki noktaları ona göre yapabilirsiniz önünüzdeki. Hani kağıdı çevirip oradaki noktaları ona göre bulabilirsiniz. Ben maalesef pdf'i çevirmeyeceğim. O yüzden şöyle yapayım. Şuradaki noktaları tek tek belirleyeyim ben. 2'ye 4 noktası burası. Bak 2'ye 4. Şurası 1, 2'ye. Eksi 2'ye kaç? 1 noktası. Sonra buradaki nokta kaça kaç? Hocam 3 birim solda. 1, 2, 3, 4 birim aşağıda. Eksi 3'e eksi 4 noktası. Şurası 2 birim sağda. 2'ye kaç birim aşağıda? 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağıda. Eksi 5 noktası. Burası da 3 birim sağda. 3 birim aşağıda. Eksi 3 noktası yaptı. Şimdi bu noktaları tek tek halledelim. 2'ye 4. Bak sonra eksi 2'ye 1. Eksi 2'ye 1. Sonra kaça kaç? Eksi 3'e eksi 4. Sonra 2'ye eksi 5. Sonra 3'e eksi 3. Bu noktaları döndüreceğiz. Hadi bakalım. 3'e eksi 3. Şimdi sen bunu 90 derece döndürürken 90 derece döndürdüğünde noktalar yer değiştiriyor. İşareti yokmuş gibi düşün. 4'e 2. İşaretleri sonra halledeceğiz. Burası 1'e 2. Sonra ya da halledelim. Hepsini halledelim. Ondan sonra yapalım. Bunu böyle çevirdim. 2'ye 4 ken, ne saat orijin saat yönünde. Şimdi senin buradaki en baştaki noktan neredeydi arkadaşım? Buradaydı. 2 2'ye 4. Saat yönünde çevirdiğin zaman buraya gelecek. Buradaki işareti alacak. Artı eksi. Burası artıya eksi olacak. Evet 4 eksi 2 var mı? Var. Bunda bir sıkıntı yok. Buna geldim. Çevirdim. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini alacak. eksi ee, 2'ye 1 nerede? Eksi 2'ye 1 burada. Şu yönde çevirdiğim zaman ne olacak o zaman? Birinci bölgeye gelecek arkadaşlar. Saat yönünde çeviriyorum ya. Birinci bölgeye gelecek. O zaman 1'e 2 oldu. 1'e 2 var mı? Var. Sonra şuna bakalım. Noktaları yer değiştiriyoruz. 4'e 3 Hangi bölgeye düştüğü onun işaretini koyacağım. Eksi 3'e eksi 4 de şu. Şu yönde gidiyor. O zaman art. Eksiye artı olacak. Şu eksiye artı. Yani eksi 4'e 3 var mı? Var. Şuna bakalım. 5'e 2 olacak. Noktaları böyle yer değiştirdiğimde. Yalnız 2'ye eksi 5 neredeydi? 2 eksi 5 şurada. Ben bunu saat yönünde çevirdiğimde bu bölge 3. bölgeye düşecek. Eksi 5'e eksi 2 olacak. Eksi 5'e eksi 2 var mı? Yok. Şuna bakalım. Noktalar yer değiştirdiğinde 3'e 3 oldu. Bak 3'e eksi 3 nerede? 3'e eksi 3 burada. Buradan buraya yine gelecek. 3. bölgeye yani eksi 3'e eksi 3 şeklinde olacak. En güzel 90 derece döndürme bu şekilde olur arkadaşlar. 3'e bu var mı? Var. O zaman cevap ne yapacaktır arkadaşlar? B şıkkı yapacaktır. 3. soru B şıkkı oldu. Geldik 4'e. Aşağıdakilerden hangisinde verilen şekiller doğruya göre birbirinin ötelemeli yansımasıdır? Bak ötelemeli yansıma. Ötelemeli yansıma. Valla arkadaşlar bunun böyle yansımasını aldığımız zaman ters çevrilmesi lazım. Yani şöyle bir şey olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Şöyle. Ondan sonra şöyle, şöyle ve şöyle olması lazım. Sonra bu tarafa yansıtması lazım ama bu şekilde olmadı. Ötelemeli yansıması. Bunun yansıması ters T şeklinde olacak. Böyle ileri ötelenmiş hali. Yan T olmaz. Bunun yansıması ne olacak? Bak şöyle geldi. Şu. Bak. Dikkat et. Yansımasını alınca hocam bu uzatlaşıyor. Şöyle uzatlaşıyor. Bak böyle uzatlaşacak şekilde çizdim. Sonra yakınlaşarak çapraz bir şekilde gidiyor böyle. Şimdi buradan uzatlaştım. Yakınlaşarak çapraz bir şekilde gidiyor. Sonra şöyle olacak. Bu da ötelenmiş hali midir bunun? Evet, cevap Cihan yapar. Diğerleri sadece ve sadece bak bu yansıması oldu sadece. Ötelemeli değil. Şuna baktığımız zaman da yansıması bunun nasıl olacak arkadaşım? Şu şekilde olacak. Ötelenmiş hali de değil zaten burası. O zaman cevap Cihan oldu. Geldik. 5'e Bir grafik yer, Birim kareler üzerinde aşağıdaki gibi bir metin yayınlarının logosu oluşturup bu logoyu D doğrusuna göre yansıtacaktır. Tamam. Ee, ben bunu böyle yansımasını alacağım. Nasıl olacak acaba? Ya böyle yansımasını şu şekilde alabiliriz. Arkadaşım şu noktayı al. Bu noktanın yansıması burası mı? Evet. Sonra bu noktanın yansımasını al. Bu noktanın yansıması da şöyle gelecek. 2 birim 2 birim. Şöyle gelecek. Şuraya geldi. E bu nokta burada, bu nokta burada, bu nokta burada. Arasında da düz bir çizgi var mı? Var. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Bak buradan şöyle gelecek ya da şunun yansımasını al. Bunun yansıması da kaç birim? 1 2 3 birim. 1 2 3 3 birim şurası. Evet şurası yapıyor. Sonra buradan böyle gelirken şöyle gelecek. Ondan sonra diğerinde şuradakinin yansımasını aldığın zaman Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 şuraya gelecek. Şuraya geldi. Ondan sonra da şu. Evet M harfim şu şekilde olacak arkadaşım. Y harfini de alırız. Şunun yansımasını alacak olursan şuraya geliyor. Hocam şu noktanın ki burada. Sonra bu noktanın ki hocam şöyle gelecek. Kaç birim? 1 bir, 2 buçuk. Buçuk burada 1 2. Dur bir dakika. 1 2 buçuk. Buçuk 1 2. Evet buraya geldi arkadaşlar bunun yansıması. Evet y şurada. Y'nin uçları orada. Suçunun yansıması da buçuk 1,5 buçuk. Evet şurada. O zaman bunun yansıması da buradaysa bu y'nin harfleri şöyle oldu. E öbürü de şu şekilde olacak arkadaşlar. Yok, bir tek gidiyor şöyle. Yani şunu arayacağız. Yansıması da ya da şunun yansıması da tam şurası yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde yansımasını aldık sadece. Simetriğini aldık. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? A şıkkı yaptı 5. soruda. Geldik 6.ya. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde mor ve turuncu üçgensel bölgeler verilmiştir. Buna göre mor üçgensel bölgeye hangi dönüşüm hareketleri uygulanırsa turuncu üçgensel bölge ile çakışır. X ve Y'ye göre yansıması. Bakalım X'e e göre yansıtınca şuradaki noktayı yansıtsak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir de Y'ye göre yansıtırsak 1, 2, 1, 2. Buraya nokta geldi mi gelmedi. A şıkkı değil. Sonra öbürüne bakalım. Öbürü ne diyor? Orijine göre yansıması. Orijine göre yansıması. Şunun orijine göre yansımasına bakacak olursan. Şu ne yaptın? 1, 2, 3, 4 birim aşağıya 2 birim sola. Aynı şekilde 4'e 2 sen buraya gelmesi lazım. Aa, B şıkkı da olmadı. Orijine etrafında saat yönünde 90 derece döndür. 90 derece döndürecek olursan şu uzunluk mesela 90 derece döndürürsen bu uzunluk bak kaç birim şöyle bakacak olursan 2, 4, 2 kök 5. 2 kök 5 uzunluğunda 90 derece döndürürsen saat yönü 90 derece döndürüp y eksenine göre yansımasını alacağız. Bir dakika saat yönünde 90 derece döndürelim. 90 derece döndürürsek şöyle olacak. Bakın bu 2'ye 4'lük 4'e 2'lik bir dik üçgen yapacaksın. Şöyle. Buraya geldi. Y'ye göre yansımasını alsan şuradaki noktanın y'ye göre yansıması şuralarda bir yerde oluyor. O zaman bu da olmadı. C şıkkı da gitti. D şıkkına bakalım şimdi. 10 birim sola 2 birim aşağı öteleyip bu noktaya bakalım. 10 birim sola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim sola 2 birim aşağıya 1, 2 şuraya geldi öteleyip sonra ne yapacağız x'e göre yansımasını x'e göre yansımasını alınca buraya geldi mi geldi. Aynı mantıkta şu da aynı şekilde 10 birim sola 2 birim aşağıya öteleyip simetriğini alınca burası gelecek mi gelecek. E, i̇stersen hepsini deneyebilirsin ben bir noktada tuturdu, tutturdum bir köşesini diğeri de tutar Ondan sonra E şıkkını da kendin inceleyip olmadığını da görürsün. Cevap böylelikle D şıkkı oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Şekilde su değirmeni borudan akan suyla dolan kovaların ağırlığının etkisiyle dönmektedir. A konumundayken tamamen dolan kovalar B konumundayken tamamen boşalmaktadır. Evet B konumunda da tamamen boşalıyormuş. Eyvallah. Buna göre bir kova dolduktan sonra hangi yönde ve kaç derece döndüğünde içindeki su tamamen boşalır. He. Şimdi bir kova dolduktan sonra bir kova dolduktan sonra hangi yönde ve kaç derece dönerse su boşalır. Arkadaşım su buradan aktı. Bu bu arada aşağı doğru indi. Sonra bak bu tamamen doldu mu burada? Doldu. Gördüğün üzere. Aslında tamamen doluyor mu? Şöyle olunca olmuyor ya. Burada tamamen dolmuyor aslında. Zemine zemine şey yapsan su buradan akıyor ama zemine baksan şu şöyle olacak. Zemine baksan tam böyle zemine paralel olması lazım bunu değil mi? Zemine paralel olması için şu şekilde olması lazım. Buranın 90 derece olması lazım arkadaşlar. Yani şunu zemine paralel böyle kabul edelim tamam mı? Ee, burada kaç tane şey var bölme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 360 bölü 9 kaç yapıyor? 40 yapıyor. Burada kaç, kaç derece oldu? 40 derece oldu. 40 derece. Burada tamamen doldu. Bak bu da zemine paralel. Dikkat et. Burası da 40 derece. Burası da 40 derece. Ee, tamamen boşaldığı yer soruluyor bize. Tamamen boşaldığı yer de burası. O zaman kaç? Hangi yön olacak arkadaşlar? Saat yönünün tersi olacak. Saat yönünün tersi. Tamam. Şu olur, şu olur, şu olur. Kaç derece olması lazım? Hocam tamamen dolduğu yer. Şuradan itibaren sayacak olursak 120 derece olması lazım. 120 derece o zaman hangi ışıkta var o da? Bak şurada zemine paralel olduğu yer. Bu şurasıymış gibi kabul ettik. Burada da tam boşaldığı yer. Yani 4 kere 3 12 120 derece olduğu kısımda şurası olmuş oldu arkadaşlar. Bak burada tam dolmuyor. Su böyle şey yapıyor ama zemine şey yaptı ya. Tam dolduğu yer burası. Zemine paralel olduğu yer. O da 40 derece ve 120 derece. Yani saati ters yönü ve 120 derece olmuş oldu. 7. soru Akçay oldu. Ve böylelikle 12. testi bitirdik. 13. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.